Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere renk cümbüşü salatası tarifi vereceğim. Ben önceden malzemelerimi hazırladım. 2 adet havuç, 2 adet kabak, 2 adet kapya biberimi yıkadım. Havuçlarımın kabuklarını soydum. Şimdi onları şöyle bir aparatla jülyen şeklinde doğrayacağım. Böyle bir aparatınız yoksa ister bıçakla isterseniz rende ile de yapabilirsiniz. Havucumu ve kabağımı bu aparatla yapacağım. Kırmızı kapya biberlerimi de bıçakla jülyen şekli vereceğim. Bu şekilde havucumu tabağa koyuyorum ve şöyle hemen jülyen şekli veriyoruz. Bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız dediğim gibi rende de yapabilirsiniz. Kabak ve havuçlarımı jülyen şeklinde doğradım. Kırmızı biberlerimi şöyle ortadan ikiye kestim. Çekirdeklerini önceden çıkarmıştım. Onları da şimdi şöyle ince ince jülyen şeklinde doğruyorum. Sebzelerim hazır. Pişirme işlemine geçebilirim. Tavama 4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koyuyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yağ miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Yağım biraz ısınsın. Sebzelerimin hepsini ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Tuzumu da ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Arada karıştırarak sebzelerim hafif diri kalacak şekilde soteliyorum. Yaklaşık 10 dakika yeterli. Sebzelerimi 10 dakika soteledim. Altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Sebzelerim soğurken ben de sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. 2 diş sarımsaklarımı tuzla iyice ezdim. 1,5 su bardağı yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdumu çok sulandırmadan karıştırıyorum. Sarımsaklı yoğurdum hazır. Sebzelerim soğuduktan sonra üzerine gezdireceğim. Sebzelerimi servis tabağıma alıyorum. Ortası boş kalacak şekilde şöyle sebzelerimi kenara alıyorum. Servis tabağımın tam ortasına hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdumu döküyorum. İsterseniz geniş bir kapta sebzeleri ve sarımsaklı yoğurdu karıştırabilirsiniz. Ama ben görüntü açısından bu şekilde daha şık olduğu için böyle hazırlıyorum servisini. Şimdi sarımsaklı yoğurdumu da koydum. Sebzelerimin tam ortasına. Şimdi üzerine güzel bir yağ yakacağım. Küçük tavama şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı koyuyorum. Biraz ısınsın. Yağmışsın da içerisine 1 çay kaşığı kırmızı toz biberimi ekledim. Bir avuç da ceviz ilave ediyorum. Biraz kavuruyorum. Yakmamaya dikkat edelim. Bu kadar yeterli. Altını kapatıyorum. Yakmış olduğum yağımı şöyle sarımsaklı yoğurdumun üzerine döküyorum. Ceviz mecburi değil. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Sadece ayçiçek yağı ve kırmızı biberle de olur. Renk cümbüşü salatam servise hazır. Günlerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz.
Tadı, görüntüsü şahane. Deneyen herkese afiyet olsun. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.